Ne lan şunu? Sen yarışma söyle. Programı seyredeceğim. Ulan sen ne anlarsın bilgi yarışmasından be? Tamam, sen çok çok hamamlı karılar nasıl bayılır onu bilirsin. Bir de armudun iyisini seçersin. Bu kadar kurtul da sana yeter hata bile. Ne diyorsun lan sen armut kafa? Ne lan şunu? Bak tam da 50 milyarlık soru çıktı. Bari bana saygın yok, 50 milyara saygın yok. Ulan korku filmi seyredeyim, en güzel yerinde kaldı ulan. Dur seyredeyim be. Ben seni yeterince korkutamıyorum mu lan? Bir de filmini seyrediyorum he? Ay ellerim kopsun. Ben seni de kırarsın inşallah. Korku filmiymiş. Asıl bir karı kocasından korkmazsa o evliliğinde hukmu kalır lan. Ne hukmu kalır diyor lan sen kaçar ya. Korkmuyor musun sen benden? Korkmuyorum lan. Korkmuyorum senden. Korkmuyorum lan. Daha fazla ne yapabilirsin sen bana ha? Dayakman ya oldu lan ben. Dayakman. Daha fazla ne yapacaksın ulan sen bana? Daha fazla ne mi yapabilirim? Ne oluyor lan? Ne diyorsun lan üçünmüş? Ne oldu lan? Ne oluyor lan kalkılmış? Ödümü patlattın lan. Ben uykumda rahat dur lan. Bu ne bunun için dayak yeme lan? Allah. Sensin de mi ütülmüş? Ay çok korktum valla. Çok kötü bir rüya gördüm. Sen rüyanda kurt adam olmuşsun. Ne? Kurt adam mı? Aferin ya bana. Bak bir de sen adam olmazsın deyip duruyordun. Hem de kurt adam olmuşsun. Ben sana kurt adam olamazsın demedim. Adam olamazsın dedim. Ulan valla çok korktum. Hani o kuzluğuna ayılığına alıştım ama... Kurtluğun hiç çekilmezmiş ya. Sen bir de benim kıymatımı bilmezsin bak. Korku filmi seyredeceğim diye diye dayağı yedin sonra da sızdın. Hem mesai hem de bak rüyanda seyretmişsin korku filmini. Ne oldu senin görüşmeler bitti mi? Bitti. Haberi bak. Böyle çekirdek çitleyip televizyon seyretmek bana keyifli oluyormuş kız kalkmış. Bunu bile bile benden sakladın değil mi? Nasıl bunun için seni de olabilirdim hemen. Elimi çekirdekten alamıyorum ki, dadanınca bırakamayayım sen. Böyle işte. Böyle kendinden geçip tekme atmaya başladığın zaman... ...koyarım önüne iki avuç çekirdek, çitler sakinleşirsin. Kalkınmış. Adam çok güzel yarıştı be. Tam 100 milyar lira kazandı. Ben de ondan beraber yarıştım ama... 50 milyonluk sorudan sonrasını cevaplayamadım. Ama o da ilk soruydu zaten. En kolayı. Tavuğa soğusan bilirsin. Lan bak tavuk moğuk deyip benim depemi attım ha. Ellerim meşgul olabilir mi? Seni deputlerim, Aman sen tamam mesul. Canım bir şey demedim be. Uzmanlık alanından gelseydim bilirdim tabii ki. Mesela ayılar kış uykusuna hangi mevsimde yatarlar? Mandının kaç toynağı vardır? Ne bileyim o kuz neye bakar gibi sorular olsaydı hemen bilmedirdim. Kalkılmış. Ben yarışmaya kupon doldurup yolladım biliyor musun? Hani? Yoksa yarışmacı olarak mı? Yok, mikrofon olarak. Tabii yarışmacı olarak. Ama genel kültürüm çok zayıf kız. Beceremeyeceğim. Tabii. Kitapları mangal gellemek için kullanırsa tabii ki kültürün zayıf olur. Şöyle 100 milyarlık bir genel kültürüm olsaydı çok işime yarardı kız kalkın. Ver bak sen bak telefonu. Benim ellerim meşgul. Tamam canım peki sen seni sorarlarsa ne diyeyim? Şu anda geviş getiriyor görüşemeyecek. Gel bir oturup şeye gel. Tamam yapalım bakayım. Alo buyurun. Evet. Şu anda kendisi geviş... Aman yani meşgul de. Ben iletirim buyurun. Ne? Eğli mi? Tamam. Ben kendisini iletirim efendim. Teşekkür ederim. İyi akşamlar tamam. Ütülmüş. Ulan kanaldan aradılar. Yarışmak için seni arıyorlar mı? Ne? Beni arıyorlar lan. Yarışmacı oldun ulan.
Ana esnafı diyor kız kakılmış. Vallahi billahi bir hafta sonra yarışmaya gelsin dediler. Ana kız şans ilk defa yüzüme güldü. 100 milyarı kucuk açıldı kız kakılmış kız. Ben 100 milyona da razıyım be. Vallahi soğuklar gelmeye başladı. Üstüme bir manto alsam ne iyi olurdu be. Ne mantosu kız? 100 milyarı bir kazanayım ben sana. Senatoryum alırım. İçine girer bronzlaşırsın. Ulan ne sanatoryumu ne bronzlaşması be. Onun adı selaryum, selaryum. Selaryum mu? Ya. İşte genel kültür yok ki. 100 milyarlık soru bu olsa gitti 100 milyar. Ne sanatoryum ne kız kakılmış. Ya valla sen bence hiç yarışmaya katılma. Ne bileyim senin yerine başka birini sokalım. Böyle şey bir kimlik bulalım. Senin yerine bir kazma sapı girse en az bir 10 milyar kazanır be. Çekirdeklere güveniyorum ama bu da bitti lan. Bugün de hiç işe gidesim yok be. Bu içimizde sabahın kurunda kahvaltısını bile yapmadan nereye gitti bir yeri bu herif be. Allah Allah. Aman nereye giderse gitsin cehennemin dibine. Nasıl olsa aç kalmaz o. Ağacın kabuğunu gemirir gene de karnını doyurur. Nereye gitti lan bu sabah sabah? Nereye gidiyorlar? Nereye gideceğim ben? İşe gidiyorum. Sen Zerbin. Anne bunlar senin lan. Bu kitaplar. Sobayı tutuşturmak için mi aldın yoksa? Yoksa yiyeceğim mi? Vallahi yersin sen de. Ver bak kalkılmış. Bunun Tenizler Bey filan yok. Geç içeri. Bu bana ısmat edecek. Ulan istediğin zaman dayak yiyorum ya daha ne istiyor? Lan gel 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 konuşma lan. Bak bunların hepsini bir arkadaştan ödünç aldım. Kilo ile kalkılmış darttuk. 100 milyarlık bana genel kültür lazım. Çok çalışmam lazım. Çok kalkılmış çok. Ulan 3 çeki odun olsaydı tamamdı da 100 milyarlık bilgi senin kafana girmezdi. Beni tutma ben geç kalıyorum. Ver bak gidi kafana 700 milyarlık genel kültür endürecin görecek. Çok çalışmam lazım diyorlar. Sen de bana yardım edeceksin kalkılmış. Lan taze abi beni bekliyor. İşe gitmem lazım. Ne diyeceğim ben? Öküzün sınava girecek. Ben onu çalıştıracağım mı diyeceğim. Tanzer Bey'i ben ararım. Kalkılmış çok aslında gelemiyordun. Hadi kalkılmış hadi. Kafamı bülgülerden doldurmam lazım. Şunları kaldır. Allah ulan senin kafa bülgülerle nasıl dolu abi ya? Keşke işkembeni dolduracak bir yarışmaya girseydim. Söyle bakalım bitirmiş. Mısırlılarla Hititliler arasında yapılan anlaşmanın adı nedir? Hititliler mi dedin? Ya şimdi çalıştık beraber. Bilmen lazım. Hititlilerle Mısırlılar ne zaman anlaşmış? Sen at yarışı oynamak için Ganyan Bayi'ne gittin ya. O ara anlaştılar işte. Öyle olmaz. Sen böyle saçmalarsan değil 100 milyar. 100 numaraya gidecek para bulamazsın valla. Doğru konuştan çarpacım bak. 2 tane soru sordun diye hava yapma bana. Ne diyorduk? Haşlanmış mısır mı? He. Haşlanmış mısırla kızarmış Hitit. Amazon ormanları. Aferin. Ulan nasıl bildin ya? İnşallah bu soru çıkar kız kalkılmış kız. Tabi. Soru orman sorusu olunca hemen de biliyor. Kan çekiyor kan. Al bakalım peynir ödülünü. Hop. 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 Doğurdun saçını be. Fok balıklarını atar gibi atıyorsun ya. Ha olmaz öyle şey. Ya bu işin raconu bu. Her bildiğin soruya bir tane peynir atacağım. Kutup ayısın benim. Sen bütün soruları bil. Ben seni somun balıklarıyla besleyeceğim. 100 milyar kazansam çok iyi olacak kız kalkılmış. Ya birkaç tane hayalim var. Onları yapacağım kız kalkılmış. Hayalim, hayallerinin içinde ben de var mıyım? Olmaz mısın? Tabii varsın. Sen de kendi evinin, kendi dümleks villanın hizmetçisi olacaksın kız. Ne diyorsun lan sen? Gene hizmetçi mi edeceksin sen beni ha? Gene hizmetçi mi? Temizlik tutarım lan git abi ha!
Ha. Ben kazanır mı dersin 100 milyarı? Bilmiyorum ki. Herif paranın gazına geldi, kafası çalışmaya başladı. Vallahi nüfus kağıdına bakmadan adını söyleyemeyen herif Aristo'yu Platon'u öğrendi. Onlar kim kız? Aristo'la Platon mu? Bizim yanındaki komşular. Kız sen bilmiyor musun Aristo'la Platon'un kim aldığını? Eski Yunan filozofları. Ve 300 yıllarında Batı Anadolu'da yaşamışlar. Mö'nün ne olduğunu tam öğrenemedim. Ama kesinlikle inek bir örmesi falan değil. Neyse neyse onu bunu bilmem. Sen ayağını denk al. Erkek milletinin eline para geçti mi önce karıyı sepetler. Yok be, itilmiş benim üzerime kulpa taklıma. Sen öyle san. 100 milyarı hele bir kazansın. İlk kişi seni kapının önüne koymak olur. Doğru mu diyorsun kız? Yapar mı diyorsun? Aha buraya yazıyorum. İlk kişi kendine bir çıtır bulmak olur. Kız vallahi doğru diyor ha. Yıllar önce benim adam Milli Piyango'dan 500 milyon kazandı da hemen televizyonda o mankenleri falan seyretmeye kalkıştı. 100 milyarı kazansa kim bilir ne eder. Herhalde kapılarına dayanırdı. Doğru diyor valla. Zaten eli yamuk yamuk karışıyordu. Seni kendi evinin temizlikçisi falan yapacağım diye. Aa işte normalde seni kendi evinin prensesi yapacağım demesi lazım ama nerede bizde öyle adam. Kendi elinle yılan besliyorsun söyleyeyim sana. Sen hala onu çalıştır. Ben bilirim yapacağımı. O yılanı solucan haline getirme benim ölümde. Vallahi yılanın başını küçükken ezmek lazım. Daha 10 cilt ansiklopedi var be. Onlarla ezicim ben yılanın başını. Ulan çok doldurup biraz geri koyalım. Be. Daldırdım ayva benim. Pek güzel ayva ama ayva. Söyle bakalım. Zonguldak'tan ne çıkar? Zonguldak'tan horoz çıkar. Aferin sana diyelim bakalım. Hop tut. Hop. Aferin sana be. Peki. Denizli'nin öten nesi meşhurdur? Düdüğü. Hop tut bakalım. Bildim vallahi. Kalkılmış. Çok iyi oluyor lan. Ben çalışmaya iyice kafayı boşaltmıştım. Bak. Boşuna dememişler işleyen dömür ışıldar diye. Hele çocuklar çalışacağım kafayı iyice dolduralım. İyice boşaltmıştım ben kafayı be. Yok be o kadar boş sayılmaz. O kadar da değil. Yalnız benzetmek gibi olmasın ama foseptik çukuru gibiydi. Şimdi böyle bilgilerle yıkandı, kültürle durulandı, cifle ovuldu. Tertemiz, hijyenik bir kuvvet gibi oldu. Ya çocuklar çalışalım da olimpik havuz gibi olsun. Tamam, o zaman bak şunu soracağım ben sana. Dinamiti icat eden İsveçli bilim adamının adı nedir? Ahmet Dübel. Aferin sana be. Genel kültürayım benim. Büyük gün geldi çattı. Benim için dua et kız. İnşallah bildiğin yerlerden çıkarsın onlar. Dua etmez miyim? Ederim tabii ki. Şu 100 milyarı bir kazansam be kakılmış. Neler aldım neler yapardım. Hadi kız. Sen şu okunmuş pürüzleri yut bir şöyle. Yut la hepsini yutsana bir. Lan atlara şeker verir gibi. Ne oluyor lan bir koyalım. Lan dualı bunlar okunmuştu diyen be. Ne öyle gelir döküyorsun günahdır. Ye. Hepsi okundu mu kız? Okundu. Hadi ben gideceğim. Hadi. Ya Allah zihin açıklığı versin. Sular seller gibi cevaplı soruları. Sular seller gibi dayak yiyeceğimi biliyorum ama
Ne yapalım? Yuvam kurtulsun diye yaptım. Sayın İtilmiş Bey'i kısaca tanıdık. Yarışmaya geçebiliriz. Hazır mısınız İtilmiş? Hazırım. Bismillahirrahmanirrahim. Yarışmaya başlıyoruz. Bir moral alkışı. İlk sorunuz 10 milyar değerinde. Zonguldak'tan çıkan maden türünün adı nedir? Horoz. Anlamadım. Ne? Horoz çıkar, horoz eminim. Vay şanslı hayvan. Tam da çalıştığımız yerden geldi, görüyor musun? İlginç, horoz dediniz ama maalesef yanlış. Yanlış mı? Nasıl oluyor? Yanlış efendim. Doğru yanıt kömür olacaktı. Neyse, bunu yarışmanın heyecanına veriyorum ve hemen ikinci sorunuza geçiyorum. Adına ödüller verilen ve dinamiti icat etmiş olan İsveçli bilim adamı kimdir? Vay be! Vallahi ya bak, tam da çalıştığımız yerden geldi, kuruyor mu? Cevap veriyor Ahmet Dübel. Ahmet Dübel, İsveçli bilim adamı. Bayi filmi sadece yanlış değil, aynı zamanda saçma sapan bir yanıt. Ahmet Dübel değil, Alfred Nobel olacaktı. Bir dakika ya, asıl siz yanlış biliyorsunuz. Ben ansiklopediden çalıştım, sular seller gibi ezberledim. Demek ki o sırada sular kesikmiş efendim. Hani? Kimmiş? Aman bu herif beni geberti valla. Polisi arayacağım. Sayın İtilmiş, bütün sorulara yanlış ve abuk subuk yanıtlar verdiniz. Siz bu yarışmadaki en cahil yarışmacı olarak tarihe geçtiniz. Alo, polis imdat mı? Benim adım kazılmış. Biri beni televizyondan yapıyor, tehdit ediyor, canlı yayında. Hemen açın. Tamam, teşekkürler. Bakın, bütün salon size gülüyor. Ama ben gülemiyorum. Çünkü cahilliğinize ve bilgisizliğinize şaşırdım ve sinirlendim. Amanın cümle lan kalkılmış. Sen öldün, sen bittin. 70 milyonu rezil ettin lan beni. Evet, en azından rezil olduğunuzun farkındasınız. Ama maalesef buna bir para ödülü veremiyorum. Lan kalkılmış. Bak, dayaklardan dayak yok. Ölümlerden ölüm beğenden kalkılmış. Her şeyi bana bile bile yanlış söylettin değil mi? He, bildim. Ama buna da para ödülü yok ki. Hayır, bu adamı canlı yayında ödül yapmakla dolayı tutuyoruz. Buyurun tutuklayın, hatta cahillikten bir daha tutuklayın. Lan neyi tutukluyoruz lan? Lan ya ben, lan ben bak kalkılmış. Sen öldün lan, bittin sen kalkılmış. Lan, ben geçtim. Bırakın lan, kalkılmış. Lan.